Evet, selamun aleyküm. Günaydın arkadaşlar. Hepinize hayırlı bir gün dilerim. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Evet, sizlere elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar video çekip atıyorum arkadaşlar. Tabii ki burada hiçbir zaman onun bunun dedikodusunu yapmıyoruz. Allah'ın ayetlerinden sizlere elimizden geldiği kadar okuyoruz. Yani Arapça da okuyoruz, Türkçe mealini de tefsirini de okuyoruz arkadaşlar. İnşallah bu çektiğim videoları beğenirsiniz, izlersiniz, abonelik de eklersiniz arkadaşlar. Abi birkaç gündür abone gelmedi. İnşallah bundan sonra abonelik gelir. Sizlerin bana desteğinizi bekliyorum sevgili canlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet. Tahrim suresi yani Kur'an-ı Kerim'in 66. suresi Medine'de inmiştir. 12 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber, eşlerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Allah size yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin sahibinizdir. O bilendir, hikmetle yönetendir. Peygamber eşlerinden birine gizlice bir şey söylemişti. Fakat eşi o sözü başkalarına haber verip Allah da bunu peygambere açıklayınca peygamber eşine bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona haber verince eşi bunu sana kim söyledi dedi. Peygamber bilen her şeyden haberi olan Allah bana söyledi dedi. Eğer ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz ne iyi. Çünkü kalpleriniz eğildi. Ve eğer peygambere karşı birbirinize arka olursanız bilin ki onun dostu ve yardımcısı Allah, Cibril ve müminlerin iyileridir. Bunun ardından melekler de ona arkadır. Eğer o sizi boşarsa belki de Rabbi ona sizden daha hayırlı, kendisini Allah'a teslim eden, inanan, gönülden itaat eden, tevbe eden, oruç tutan dul ve bakire eşler verir. Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi bir ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Onun başında gayet katı, şiddetli Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildikleri şeyi yapan melekler vardır. İnkar edenlere ey kafirler bugün özür dilemeyin. Siz ancak işlediklerinizin cezasını çekeceksiniz denilir. Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nurları önlerinde ve yanlarında koşar da, ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin derler. Ey peygamber, kafirler ve münafıklarla savaş. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. O gidecek yer ne de kötüdür. Allah inkar edenlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal verdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kulun nikahı altında idiler. Onlara hiyanet ettiler. Kocaları Allah'tan hiçbir şeyi onlardan sağlamadı. Onlara haydi girenlerle birlikte
siz de ateşe girin denildi. Allah inananlara da Firavun'un karısını örnek gösterdi. O şöyle demişti: Rabbim bana yanında cennetin içinde bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötü işinden kurtar ve beni şu zalim toplumdan kurtar. Irzını korumuş olan İmran kızı Meryem'i de Allah örnek gösterdi. Biz ona ruhumuzdan üfledik ve Rabbinin sözlerini ve kitaplarını tasdik ettik. O gönülden itaat edenlerdendi. Evet sevgili canlar, sevgili dostlar. İkinci süremiz Mülk Suresi. Dedik ya, duruma göre gideceğiz. 2-2 okuyacağız. Çünkü süreler, ayetler kısa. Onun için iki süreyi birden okuyacağız. Bir videonun içine bunları atacağız inşallah. Mülk Suresi Mekke'de inmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 30 ayettir. 1. Mutlak hükümranlık elinde bulunan Allah yüceler yücesidir ve onun her şeye gücü yeter. O hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstündür, bağışlayandır. O 7 göğü birbiri üzerine yarattı. Rahman'ın yaratmasında bir aykırılık, uygunsuzluk görmezsin. Gözünü döndür de bak. Bir bozukluk görüyor musun? Sonra gözüne tekrar döndür bak. Göz aradığı bozukluğu bulmaktan aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık ve onları şeytanlar için taşlamaları yaptık ve onlar için alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü gidilecek yerdir o. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Az daha öfkeden çatlayacak. Her ne zaman oraya bir topluluk atılsa onun bekçileri onlara size korkutucu bir peygamber gelmemiş miydi diye sorarlar. Derler evet bize uyarıcı geldi ama biz yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmedi. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz dedik. Ve derler ki eğer biz dinleseydik yahut düşünüp anlasaydık şu çılgın ateşin halkı arasında bulunmazdık. Böylece günahlarını itiraf ederler. Artık o çılgın ateş halkı Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar. Fakat daha görmeden Rablerinden korkanlar var ya, işte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun, bilin ki o göğüslerin özünü bilir. Hiç yaratan bilmez mi? O en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. O size yeri boyun eğer kıldı, haydi onun omuzlarında, dağlarında, tepelerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak O'nadır. Gökte olanın sizi yere batırmayacağından emin misiniz? O zaman yer sarsıldıkça sarsılır ve siz yerin dibine geçersiniz. Yoksa siz gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden emin misiniz? Tehdidim nasılmış bileceksiniz. Andolsun onlardan öncekiler de yalanladılar ama beni inkar nasıl oldu? Üstlerinde kanatlarını açıp yumurak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman'dan başka tutmuyor. Doğrusu o her şeyi görmektedir. Rahman olan Allah'a karşı şu size yardım edecek askerleriniz hani kimlerdir? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Allah size verdiği rızkı kesiverse size rızık verecek olabilen kimdir? Hayır, onlar azgın ve nefretle
direnip durmaktadır var. Şimdi yüzüstü kapanarak yürüyen mi doğru gider yoksa dosdoğru yolda yürüyen mi? De ki sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve gönüller veren odur. Ne kadar az şükrediyorsanız de ki sizi yerden üreten odur ve ona toplanıp götürüleceksiniz. Onlar doğru iseniz bu tehdit ne zaman olacak diyorlar. De ki ona ait bilgi Allah'ın yanındadır. Ben ancak apacık bir uyarıcıyım. Evet sevgili canlar, ayet 27, onu yakın görünce inkar edenlerin yüzleri kötüleşti ve işte çağırıp durduğunuz şey budur dendi. De ki baksanıza eğer Allah beni ve benimle beraber olanları öldürse yahut bize merhamet etse kafirleri acı bir azaptan kim kurtarabilir? De ki o çok merhametlidir, ona inanmış, ona dayanmışızdır. Yakında kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu bileceksiniz. De ki baksanıza eğer suyunuz çekilse size kim bir akarsu getirebilir? Evet arkadaşlar, Bayram Özendi YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, abonelik eklemeyi unutmayın. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Çoluğumuzu, çocuğumuzu bütün kötülüklerden, fenalıklardan korusun. Allah yolunda gitmeyi hepimize nasip etsin inşallah. Allah'ın selamı, bereketi hepinizin üzerine olsun.